Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer favoriler videosunda birazcık geç kaldım. Geçen videoda bahsetmiştim, hastalığım sebebiyle sesim biraz garip çıkıyordu. Yeni yeni düzelmeye başladı. Ben de Eylül favorilerimi şu an önüme topladım ve sizinle paylaşmaya hazırım. Açıkçası bu sefer böyle çok kozmetik bazlı bir favoriler videosu olmayacak bu. Çünkü böyle düşündüğümde çok yeni kozmetik ürünleri denememişim ama birkaç bir şey var. İçinde yiyecek olacak, güzel şarkılar keşfettim bu ay, onlar olacak. Öyle birkaç farklı bir şey olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle elimde 2 adet makyaj bazı var. İkisini de eklemek istedim bu videoya çünkü bir tanesi uygun fiyatlı, bir tanesi fiyatı daha yüksek diğerine nazaran. Uygun fiyatlı olan makyaj bazı, Eylül ayında çok severek kullandığım NYX'in bu Angel Oil isimli makyaj bazı. Ben bunu yabancı YouTuberlardan Caitlyn Lights'ın bir videosunda görmüştüm. Çok merak etmiştim. NYX'in Cadde'deki mağazasından bunu gittiğimde satın aldım. Şöyle ki aslında elinize sıktığınız zaman böyle renk olarak beyaz gibi gözüküyor. Hani ilk böyle aldığımda bu nasıl bir şey ya, nasıl yayılacak cilde dedim. Fakat yaydığınızda hiç beyazlık kalmıyor geriye. Ciltle güzel bütünleşiyor. Ve en önemlisi o kadar kadife ve yumuşak bir sonuç bırakıyor ki şu an böyle elim bile yumuşacık oldu. Fondötenimi sürmeden önce cildimi uyguluyorum. Makyaja başlamadan önce çok güzel bir baz oluyor. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür gibi bir şeydi. Bu fiyata göre bence performansı çok yüksek. Bunu kesinlikle öneriyorum o yüzden. Diğer çok severek kullandığım makyaj bazım. Daha önce bir alışveriş videomda bahsetmiştim. Guerlain markasının bu Meteorix bazı. İçinde minik pembe topçuklar olan, böyle sıktığınız zaman tabii ki bu şekilde çıkmıyor. Ama parlak bir bitiş veren bir makyaj bazı. Aslında bu ikisi birbirinden tamamen farklı. Bu NYX'in Angel Veil'ı hiçbir matlık, parlaklık bir şey vaat etmiyor bence açıkçası. Tamamen çok güzel böyle kadife bir bitişi var. Ama bu bayağı ışıltılı bir makyaj bazı. İçindeki topçuklar zaten böyle parlak bir sonuç vermesini sağlıyor. Bunu da yine fondötenimi sürmeden önce uyguladım geçtiğimiz ay. Çok güzel böyle ışıl ışıl gerçekten. Eğer böyle glowy dediğimiz o parlak teni seviyorsanız buna bir şans verebilirsiniz. Fiyatı diğerine göre oldukça yüksek. Ben de o yüzden bunu bir yurt dışı seyahati dönüşü Duty Free'den almıştım. O yüzden bitince tekrar alabilir miyim bilmiyorum ama gördüğünüz üzere şu kadar da kullanmışım bunu. Hazır makyaj bazlarından başlamışken fondötenle devam ediyorum. Perico'nun bu No Foundation'ın Foundation isimli fondöteni kullandım geçtiğimiz ay. Normalde ben bunun No Foundation Foundation Serum olan versiyonunu kullanmıştım ve çok sevmiştim. Bunu da denemek istedim. Bu diğerinden yapısal olarak, bitiş olarak biraz daha farklı. Şöyle ki çok güzel, inanılmaz ışıl ışıl, parlak bir cilt sonucu alıyorsunuz. Kesinlikle parlak bitişli. O yüzden böyle çok yağlı ciltlerin seveceğini açıkçası bunu düşünmüyorum. Böyle kuru ya da karma ciltler sevebilir. Kapatıcılık olarak çok az ama böyle üst üste uyguladığınızda kapatıcılığını artırabiliyorsunuz ve kalıp gibi durmuyor. Ciltle güzel bütünleşiyor. Ben bunu çok sevdim. Fakat sevmediğim iki tane yönü var. Bir tanesi kokusu. Ya o kadar garip bir kokusu var ki. Ay. Ya sanki böyle bozulmuş meyve gibi, dolapta çok uzun süre durmuş şeftali gibi. Nasıl tanımlayacağımı bilemedim ama galiba bozuk meyve kokusu tam bunun kokusunu tanımlayabilir. Ama katlanıyorum çünkü yapısı çok güzel. Cildimle rengi çok güzel oturuyor bu arada diyor. Katlanıyorum ama bu koku özelliğinden hiç hoşlanmadım. Yani niye böyle kokuyor hiç bilmiyorum. İkincisi de fırçayla uyguladığım zaman, ben genelde bunu bu NYX'in fırçasıyla uyguluyorum ya da Real Techniques'in fırçasıyla uyguluyorum. Fırçamın üstünde öyle bir katman oluşturuyor ki sanki yağlı boya sürmüşüm gibi. Yani yapısı bu kadar incecik olan bir fondöten niye fırçayı böyle yapıyor bilmiyorum. Mesela bununla iki kere sürdüm cildime. Şu an bu böyle bir kere daha kullanılamayacak durumda. Böyle bayağı gerçekten badana boya yapmışım gibi. İki tane negatif özelliği var ama onun dışında şu an ten rengime birebir oturması, parlaklığı sonucu o yüzden katlanıyorum kendisine. Aslında Eylül ayında bir sürü dudak ürünü kullandım, ruj kullandım. Ama çoğu kullandığım şeyler daha önce benim kanalımda gördüğünüz şeylerdi. O yüzden tekrar düşmek istemiyorum. Sevdiğim bir lip gloss oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Kylie Jenner'ın artık bu lip kitlerini duymayan kalmamıştır. Bende mat olanları yok ya da başka bu markadan bir ürün denemedim. Aslında çok araştırdım. Kylie Jenner'ı Snapchat'ten takip ettikçe zaten her gün böyle görmüş oluyorsunuz. Ama böyle bir lip gloss'unu denedim. Bendekinin ismi Literally. Çok güzel bir nude tonu. Ve böyle lip gloss gibi düşünmeyin. Sanki sıvılaştırılmış bir ruj gibi. Yani pigmentasyonu ve dudakta böyle opaklaşması çok yüksek. Rengini zaten yan tarafa koyuyor olacağım.
Ya tabii ki her lip gloss gibi saçınıza yapışabiliyor. Bulaşma ihtimali tabii ki var, sabitlenmeyen bir şey olduğu için. Ama rengi ve dudakları böyle parlak ve dolgun gösterme özelliğini çok sevdim. O yüzden böyle hazır sonbahara girdiğimiz şu zamanlarda bunu çok kullandım. Biliyorsunuz maalesef bu Kylie Cosmetics ürünlerinin Türkiye'de satışı yok. Ben aldığım güvenilir Instagram hesabını aşağıdaki bilgi kutucuğuna bırakacağım. Daha önce alışveriş yaptım. Kesinlikle güvenilir. Buna da oradan bakabilirsiniz. Açıkçası bahsedeceğim kozmetikler bu sefer bu kadardı. Şimdi cilt bakım kategorisine geçiyorum. Şöyle önümde Watsons'ın kocaman büyük boy sprey formunda bir nemlendiricisi var. Ben bunu çok pratik buldum. Her seferinde söylüyorum, vücudum çok kuru. Yani nemlendirsem bile böyle mesela gece nemlendirici sürüyorum. Sabah kalktığımda hala beyaz beyaz pütür pütür oluyor. Vücudum kuruluğuna böyle bir çare buldum. Bu çok pratik. Şöyle bildiğiniz sprey. Şöyle sıkıyorsunuz. Ondan sonra yayıyorsunuz. Güzel nemlendiriyor. Aloe veralı böyle cildi şey yapıyor. Ferahlatıyor çoğu zaman. Yani nemlendirme özelliği ekstra yüksek. Ay inanılmaz özel diyemeyeceğim ama pratik olması açısından banyodan çıktıktan sonra böyle üşeniyorsanız nemlendirici kullanmaya vücudunuza buna bir şans verebilirsiniz. Çünkü şöyle bir bacağınıza pıs pıs yaptıp elinizle üstünüzden geçtiğinizde en azından o günü kurtarıyor, nemlendiriyor. Ve şimdi sıra geldi Eylül ayı boyunca cildim için kullandığım maskelere. Beni Snapchat'ten takip ediyorsanız, ki etmiyorsanız edebilirsiniz. Şuraya yazacağım. Oradan da anlık paylaşımlar yapıyorum. Body Shop'ın şu 3 tane maskesini kullanmaya başladığımı belki biliyorsunuzdur. Bunlar süper gıda dediğimiz gıdalardan yapılıyor. Birazcık daha organiğe yakın içerikleri var. Ben bunlardan bu kömürlü olanı, kil maskesi gibi olanı şu burun bölgeme yağlandığı için maalesef uyguluyorum. Onun dışında alnımda biraz daha kırışıklık olduğu için şu nem vermesi açısından ballı olanı kullanıyorum. Bir de yanak bölgeme de bunu önermişlerdi lansmanda. Bu da Asaili olanı böyle aydınlık vermesi açısından, enerji vermesi açısından. Lansmana katıldığımızda bir cilt analizi yapılmıştı. Mağazalarda da yapıyorlarmış bunu. Ona göre size diyorlar ki şu bölgeye bunu sürmeniz lazım, bu bölgeye bunu sürmeniz lazım. Benimki bu üçüydü. Ben bunları çok severek kullandım. Çok da faydasını gördüm. O yüzden videoma eklemek istedim. Bunlara bir bakabilirsiniz. Aslında daha önceki videolarda size söz vermiştim. Bacak bakımıyla ilgili, pürüzsüzlükle ilgili bir video çekecektim. Ama ben çekene kadar yaz geçti maalesef. Ama bir şeyi paylaşmak istedim. Çok fazla soru geliyor. Bu epilasyonla ilgili ne kullanıyorsun gibi. Daha önce Instagram'dan takip edenler görmüş olabilir. Ben Braun'un bir lazer cihazını kullanıyordum. Oldukça da memnundum bu evde kullanılanlardan. Fakat yazın tamamen benim üşengeçliğimden, daha böyle hızlı hareket etmek istediğimden Braun'un bir başka cihazına geçtim. Bu da Silkepil 9. Bunu seçmemin sebebi en kısa tüyleri bile gerçekten çok kolay alıyor. Böyle benim gibi bazen kolaya kaçıp yazın jilet yaptıysanız bile hani böyle 2-3 gün sonra çıkmaya başlıyor ufak ufak. Onları bile gerçekten güzel alıyor. Batık yapmıyor. Benim gerçekten bu aslında ben bunu geçtiğimiz ay favorilerine de koyacaktım. Çünkü yaz boyunca benim kurtarıcım oldu. Bundan da o yüzden bahsetmek istedim. Diğer modellerini bilmiyorum nasıl işliyor ama bu Silkepil 9 olanı o kısa tüyleri almakta gerçekten başarılı. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa buna bir bakın derim. Sanıyorum kişisel bakım, kozmetik falan filan kategorilerini şu an tamamladım. Geçiyorum şimdi diğer favorilere. Aslında şu an bahsedeceğim iki tane film geçtiğimiz ayın favorisi değil ama ne zamandır size bahsetmek istiyordum. Benim çok çok sevdiğim, çok keyif aldığım filmler. İkisinin de tarzı farklı. Bir tanesi daha komedi, diğeri daha böyle ağlayarak içinizi parçalayabileceğiniz bir film. Hatta benim en sevdiğim film diyebilirim. Bir tanesi ilk bahsedeceğim film Café de Flore ismi. Umuyorum ki böyle okunuyordur. Paris'te bir kafenin ismi aslında. Aynı zamanda benim çok çok sevdiğim bir şarkının ismi. O şarkıdan yola çıkarak yapılmış bir film. Çok güzel. Yani aslında hiç böyle spoiler vermek istemiyorum. İlk başlarda izlerken, ilk izlediğimde böyle olmuştum. Ya öf, ya bu sıkıcı sanırım. Kapatsam mı? Nasıl bir şey çıkacak diye. Sonunda o kadar çok sevdim ki filmi. Hüngür hüngür içiniz çıka çıka ağlıyorsunuz. Çok fazla arkadaşıma tavsiye ettim. Çok seven oldu. O yüzden böyle biraz aşk filmi ama sadece böyle kadının erkek arasında olan bir aşk gibi düşünmeyin. Buna bence bir bakın böyle bir vaktiniz varsa. Gerçekten güzel bir film, keyifli bir film. Diğeri biraz daha komedi. Bu da benim çok sevdiğim bir film. İsmi Invention of Lying, yalanın icadı diye Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında filmin konusu şöyle. Öyle bir dünyada yaşıyorlar ki insanlar yalan söylemek diye bir şeyi kimse bilmiyor. Yani yalan daha icat edilmemiş.
O yüzden aslında bayağı komik. Filmin başlarında şöyle bir sahne var mesela. İşte bir kızı gösteriyor. Kız işe gitmeyecek. İş yerine haber verecek. Hani normalde işe gidemeyeceğiniz zaman bir şey uydurursunuz. Ya ne bileyim, ay çok hastayım, gelemiyorum, şöyle oldu, gelemiyorum. Kız arıyor iş yerini ve şey diyor. İşe gelmek istemiyorum çünkü işimden nefret ediyorum. O yüzden gelmiyorum. Hani yalan daha icat edilmemiş. O yüzden insanlar böyle acımasız bir şekilde birbirinin suratına her şeyi söylüyorlar. Eğer böyle birazcık gülmek istiyorsanız bu filmi de izleyebilirsiniz. Film önerilerinden sonra araya böyle yemek yiyecek kategorisinde bir ürün almak istiyorum. Bu son zamanlarda benim dışarıda yemek yediğimde en sevdiğim şey. Eğer Sushiko'ya gidiyorsanız, o tarz yemeklerden hoşlanıyorsanız Sushiko'da şu an burada fotoğrafını görebileceğiniz Crispy Green Beans olması lazım ismi. Böyle bir atıştırmalık gibi, hani ana yemek değil ama atıştırmalık, önden sipariş verebileceğiniz bir şey var. Görüntü olarak hiçbir şeye benzemiyor ama tadı bu kadar güzel olan bir şeyi son zamanlarda yemedim. Yedikçe insanın yiyesi geliyor. Biz ne zaman Sushiko'ya gitsek, böyle evimize yakın bir yerlerde var, bunu sipariş veriyoruz. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer yolunuz düşerse kesin bir benim için tadın ama böyle soya sosuna falan banarak yiyor. Öyle bir şey. Her zaman yaptığım gibi favoriler videomun altındaki bilgi kutucuğunda o ay hangi müzikleri en sık dinlemişim, hangi şarkıları dinlemişim bulabilirsiniz. Bu ay böyle güzel keşiflerim oldu. Onun yanı sıra daha önce dinleyip unuttuğum, size de oluyor mu öyle? Mesela 2-3 sene önce çok severek dinlediğim şarkılar oluyor. Sonra unutuyorum, dinlemiyorum. Tekrar keşfedince bayağı bir hoşuma gidiyor. O tarz şarkılar oldu. Bir tane de bu sefer ekstradan Türkçe bir şey ekledim. Benim çok hoşuma gitti. Böyle müziği, sözleri çok dinlendirici bir şarkıydı. Ona da aşağıdan bakabilirsiniz. Sanırım benim Eylül ayındaki favorilerim bu şekildeydi. Başka bahsedeceğim bir şey kalmadı. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım size güzel bir Eylül ayı geçirmişsinizdir. Ya da ondan daha güzel bir Ekim ayı geçiriyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma gelmişken abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.